Merhaba. Hepimizin farklı meziyetleri var. Bazen farkına varıyoruz ya da hayatın şartlarından dolayı bunları görmezlikten geliyoruz, yaşam koşulları. Benimkisi bir yol hikayesi aslında. 5 yaşında renkle fırçayla resimle tanışıp hayallerini ve hedeflerini alarak bugünlere kadar gelen aslında sıradan bir adamın hikayesi. Zaman içinde resim yeteneklerimi 5 yaşında farkına varıp, farklı boyutlarda sadece bu alan üzerinde yoğunlaştırdım. Sadece eğitimim lise döneminde, ortaokul döneminde aldığım hocalarımdan. 80'li yıllarda minyatür sanatıyla tanışıp, hiç ders almadan, hocalarımı çok eski dönemlerden seçip, Mehmet siyah kalemden fırçanın kıvraklığını, Levni'den renk ve ahengi, Nakkaş Osman'dan da sultan portrelerinin inceliğini öğrendim dedim hep. Hocalarım bunlardı. Üç farklı dönemin bu üç farklı ustasından zaman içinde bir Hasan Kale çizgisi oluşmuştu. Daha ileriye götürebilmek, daha farklı şeyler sunabilmek ve hayatımı daha da anlamlandırmak için. Ta ki kırılma noktalarımız vardır hepimizin. Dediğim gibi 90'lı yılların ortasında bir gece yarısı fırça antrenmanı yaparken bir milimetreye değmeyen, birbirine değmeyen 25 çizgiyi fark edinceye kadar. Aslında iki tane yolum vardı. Bir, bu soruya hiç bulaşmadan ömrümün sonuna kadar keşkelerle yaşamak ya da bugün bir yol hikayesindeki bir masalı bir hikayeyi sizin karşınıza anlatmak. Ben üstüne gittim. Kalktım, mutfağa gittim. Objelere baktım. Pirinçler, bulgur taneleri, mercimek taneleri o kadar gözümü korkutmuştu ki elim en iri fasulyeyi seçti. O aldım, fırçadan fırçanın o dans dansıyla ve palete dökülen renklerle üç gün o masadan kalkmadan bir resim yaptım. O fasulye tanesinin üzerine. Beni o kadar mutlu etmişti ki işte kırılma noktalarından bir tanesi buydu. Aslında felsefesinde şunlar yatıyordu. Görmediğimiz, es geçtiğimiz, Bazen çöp diye netilendirdiğimiz her şeyin, o minicik objelerin, hayatın içinden objelerin sanat kapsüllerine dönüşmesi. Ve adım bununla başladı. Bütün bunları yaparken üzerine bir şeyler ilave etmek, farklı pencereler açmak, değişik bakış açıları getirmek, belki de yepyeni bir konuşturma dili oluşturmakta amacım. O günlerde hepsi bir hayaldi. Ya inanılmaz geliyordu ama bugünlerden geriye dönüp baktığımda ne kadar doğru bir iş yaptığımı, ne kadar önemli bir iş yaptığımı şu anda itibaren görebiliyorum. Dünyayı dolaşırken farklı isimlerle de nitelendirilse o objeler hep hayatın içindendi, vardı. Sabah kahvaltıda, öğlen yemeğinde ya da akşam herhangi bir şey, eğlence merkezinde. Spor yaparken, yolda yürürken, koşarken ayağınıza batan bir çivi. Bunlar hepsi tuvalimdi. Aslında farkındalık ve farklılık yaratmaktı belki de. Bütün bunları yaparken o minicik objenin içinde kaybolmayı seçtim. Bütün objeler kendi içinde farklı öğretilerle geldi. Kendi deneyimlerini, kendi bilgilerini sundu. Bütün bunları yaparken sabrın ne kadar önemli olduğunu öğretti. Nefes almanın ne kadar önemli olduğunu ama bu işi yaparken nefes almamanın gerektiğini öğrendim. Zaman içinde de bütün bunları ilaveten farklı bir gözle bakmaya devam edip kalp atışlarımı durdurmayı öğrendim. Bütün dünyadan soyutlanarak başka bir şey dönüştürmeye başladım. Bir incir tanesini bir inciri yerken Yüzlerce çıtır çıtır seslerin içinde şu şunu hayal ettirdim. Bu inci tanesinin üzerinde muhteşem bir İstanbul vardı. Hayata bakışınızı değiştirmeye başlardı. Başladı da. Bunların hepsini gözlemledim yıllar içinde. Çünkü bu sene sadece mikroarta geçen 25 yıldan bahsediyorum. İnanılmaz bir sabır evresi. İnanılmaz olan eserler. Ve dünya üzerinde farklı ülkelerde sergiler, fuarlarla, insanlarla, hiç tanımadığım insanlarla yüz yüze karşı karşıya gelmek. Onların tepkilerini incelemekti. En güzel örneklerinden bir tanesi, sergi alanını dolaşan, hiç tanımadığım o insanlar, o günün sorunlarıyla, koşullarıyla nasıl geldiğini bilmediğim insanlar, bir, iki, üçüncü eserden sonra yüzlerinde, Farkında olmadan dudak kenarlarının yukarıya kalktığını ve tebessümler oluşturduğumu fark ettim. Aynı dili konuşmuyorduk belki. Ya da aynı ruh halinde değildik. Ama o tebessümleri yerleştirmek inanılmaz keyifti benim için. O kadar çok görmüştüm ki bunları, tepkileri. Ama artık hedefle de değiştirmiştim. Ben o gülümsemeleri, dudaklarda yüzde olan o gülümsemeleri artık bundan böyle gözlerin içine yerleştirmeye karar vermiştim. Dediğim gibi her geçen obje, her geçen zaman dilimi ya da ürettiğiniz her eser bir tık daha üzere gitmesi gerekiyordu. Yüreklere dokunması gerekiyordu. Bakış açılarını değiştirmesi gerekiyordu. Herkesin mikro art diye nitelendirdiğim bu sanatlığın yapması gerekmiyordu. Ama bakış açısıyla birlikte hayatın içinden sabrı öğrenmeleri belki gerekiyordu. Belki de o minicik dediğimiz o küçücük objelerin ya da o çöp diye tabir ettiğimiz her şeyin hayatımıza ne kadar anlamlar kazandırdığını göstermek gerekiyordu ve bunu gösterdim. Bütün bunların içinde her şey kendiliğinden oluştu. 2017'nin Kasım ayında The gazetesinin başlığında olduğu gibi Michelangelo bunlara Türkiye'nin Michelangelo'su dedi. Ve dünya beni böyle tanıyor. Her yaptığım her eser onlara farklı bir yola götürüyorsa, bir konuşma dili oluşturuyorsa, bizleri sohbet ettirip o yüzümüzdeki, o gözümüzdeki gülümsemeleri arttırıyorsa ne kadar güzel bir şey ve ne kadar doğru bir iş yapmışım. Bütün bunları yaparken mücevher tasarımlarından, büyük tablolardan, Aşçılar Milli Takımındaki katıldığımız olimpiyatlardaki ülkemi temsil etmekten aldığım keyfi, aldığım gururu sizlere yani kelimelerle anlatamam belki de. Bu kadar alanın içinde sanat bile olmadığını düşünülen, bir hiç olduğunu düşünülen, işsizliğin getirdiği bir şey gibi algılanan bu mikro art tam 25 yıldır ülkemi tüm ülkelerde tanıtmaya devam ettim. Bütün bunları yaparken ne kadar doğru bir iş yaptığımı farkına vardım. Tekrar tekrar hayallerimin peşinden koşmayı, bütün bunların akabinde ne yaparsanız yapın asla hayallerden vazgeçmemeyi, size verilen meziyetleri farkına varıp onları bir tık daha üzerine taşıyıp anlamlandırmayı, dünya üzerindeki varlığınızı gelecek nesillere farklı boyutlarda eserler bırakmayı ya da yaptığınız işle ilgili e, oradaki bir anıyı paradan, ekonomiden e, farklı işte, iş kollarından daha güzel, daha keyifli hale getirdiğini inandım. Tabii ki bunların en güzel örneklerinden bir tanesi de belki de ben dünya üzerine mikro art sanatını yapmaya gelen gelen insanlardan bir tanesiyim. Hep söylediğim bir şey var. Tanrı bana iyi bir el, iyi bir göz ve arkasında bunları çalışacak kocaman bir yürek verdi. Sadece şükürler ediyorum. Ve yüreğimin yettiği, gözümün gördüğü, elimin el verdiği ölçüde bu sanatı yapmaya devam edeceğim. Mikro objeler demiştik. Mikro objeler aslında çok farklı. Yani bugüne kadar geriye dönüp baktığımda yaklaşık 350 farklı mikro objeyi sayısız eserler üreti, üretmişim. Bu bu alanda dünyada yapılmayan bir şeydi aslında. Burada e, mikro objelerden kastım, incir çekirdeğinden tutun da iğne delikleri, e, deniz kabukları, elma çekirdekleri, nar çiçeği, haplar, çiviler. E, aklınıza gelebilecek hayatın içinden her türlü objeyi sanat kapsüllerine çevirerek bambaşka bir boyutta insanlara ulaştırmaya çalıştık izle, izleme zevkini farklılaştırmaya çalıştık. Çünkü tüm sergi ve fuarlarda müteşlerle izleyerek onların içine girmelerini sağladık. Bugüne kadar insanlara bunları izletirken üzerinde sadece resimler yapmadık. Anadolu'da yaşamış kültür izlerinin onları sunmaya çalıştık. Ayaklarına götürerek farklı bir sohbet dilimlerine girmeye çalıştık. Bunun içinde Bizans, Roma, Hitit, Frig, Osmanlı, Selçuklu dönemlerinde anlatmaya çalıştık. Bu objeler dediğim gibi farklı anlatım birimleriyle ve oradaki izleme oranlarıyla mikro olma sebeplerinden dolayı büyüteçlerle izlemeye başladığında odaklandığınızda bunun üçüncü boyuta geçtiğini, size bambaşka dünya, bambaşka hayal alemi ve o mikro objelerin ne kadar önemli ve ne kadar büyük olduğunu size göstermeye çalıştık. Mikro objelerin en büyük avantajı taşıma problemi yok. Yani ben ilk sergim ve ondan sonraki sergilerime giderken bütün eserlerimi kibrit kutusunda götürerek sergilemiştim. Bunu anlatınca hem başka bir boyutta hem de keyif olarak insanların karşısına çıkmıştı. Yurt dışı demişken en son Amsterdam'da bir müze açmıştık mikro objelerin belli bir bölümünü. Bu da dünyanın en ünlü mikro art üstadlarından Nikola ile birlikte. O heykeller yapıyordu. Onun 14 heykeli ve 14 eseri ve benim yaklaşık 50 parçam bu müzede sergilendi. İnanılmaz bir rağbet gördü. Şu anda bir değişim aşamasındayız. Bununla birlikte yine Hollanda ayağıyla başlayıp tüm dünyaya ülkemizi tanıtmayı Hem de bu eserleri göstermeye başlayacağız bu pandemi döneminden hemen sonra. Umarım çok keyifli ve uzun bir yolculuk olacak. Gücümüzün yettiğince, nefesimizin el verdiği sürece bu sergileri tüm dünyaya bir Türk sanatçısının gözünden, bir Türk sanatçısının farklı bakış açısından sunmaya çalışacağız. Bu sanatı size minicik de olsa anlatabilirsem ne mutlu bana. Teşekkürlerimle.